Emeklinin Günlüğü YouTube kanalından herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Bu videomda da sizlere kuru inciri anlatacağım. Kuru incir, şifalarıyla birlikte severek tüketilen bir atıştırmalıktır. Kuru incir, iyi bir bağırsak çalıştırıcısıdır arkadaşlar. Kuru incir, gripal enfeksiyonları önlemektedir. Kuru incir, kötü kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyen bir şifa deposudur. Kuru incir, şeker oranı yönünden idealdir. Şeker hastaları tarafından tüketilmesinin yan etkisi yoktur arkadaşlar. Kuru incir, ishali önler. Kuru incir, düzenli tüketildiğinde kansızlığa iyi gelmektedir. Kuru incir, bağırsağa karşı oldukça etkilidir. Kuru incir, kemik gelişimini desteklemektedir. Kuru incir, düşük tansiyon durumunda tansiyonu yükseltme etkisine sahiptir arkadaşlar. İncir, kuru ya da yaş bir şekilde ülkemizde çokça tüketilmektedir arkadaşlar. Sağlığa faydalı olması sebebiyle tüketen kişiler olsa da genellikle tadı beğenildiği için tüketilen bir meyvedir. Taze incir faydaları olduğu kadar kuru incirin de faydaları bulunmaktadır. Aynı zamanda kuru incir kişiler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Kuru incir her yerde kullanılan bir besindir. Eski zamanlardan beri mutfaklardan eksik olmamaktadır. Kuru incir lezzetli olduğu kadar sağlıklıdır arkadaşlar. Sağlığa olan faydaları azımsanmayacak kadar çok fazladır. Kuru incir yedikçe kendini yediren bir yemiştir. Kuru incir lezzetinin yanı sıra büyük faydalara sahip bir besindir. Kuru incir içerisinde bulunan birçok vitamin sayesinde insan sağlığını düzenleyen ve koruyan bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Kuru incir yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kalp ve damar hastalıklarının baş düşmanıdır. İçerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyonu dengeler ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur arkadaşlar. Yaşlanmaya rağmen genç ve dinç gözükmek isteyen kişiler kesinlikle ama kesinlikle kuru incir tüketmelidirler. Kuru incir cildi koruyup besleme özelliği vardır. Kan yapıcıdır aynı zamanda. Yumurtaların çatlamasını hızlandırır ve hamile kalmayı kolaylaştırır. Kuru incir direkt olarak tüketildiği gibi çeşitli şekillerde de tüketilebilir. Örneğin yoğurt, kahvaltılık, gevrek gibi şeylerde katılarak yenilebilir. Aynı zamanda kuru incir ile tatlılar, kurabiyeler yapılabilir. Kuru incir ile kül yapılarak yenilebilir. Ya da zeytinyağı ile kuru incir tüketilebilir. Kuru incir tüketen herkes ne kadar tatlı olduğunu bilir. Kuru incirin içerisinde doğal şeker vardır ve çok yoğundur. Bundan dolayı çok fazla tüketilen kuru incir kilo alımına sebep olabilir. Bu yüzden kuru incir tüketenler dikkatli olması gerekir arkadaşlar. Aksi takdirde istenmeyen kilolarla karşılaşması mümkündür. Evet değerli takipçilerim, bu videomun da sonuna geldim. Kanalıma kalıcı olarak abone olmanızı rica ederken sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.